Sen niye yaşamayı bu kadar acele ediyorsun? Kaybedecek vaktim yok. Neden? Sen niye bu kadar ağırdan alıyorsun? Ya sen bu konuda açılınca niye hep kaçıyorsun? Cevaplarından hoşlanmadığım sorulara tahammül edemiyorum. Sana bir sır vereyim mi? Hı. Ver. Makarnayı yaktın şapşal. Ya! Ya of ya! Of! Lan! Ya rahmet ya! Ya! Ya rahmet kapat şu musluğu ya! Rezil ettin zaten makarnayı. Dışarıdan mı söylesek? İşte onun için bile geç kaldım. Ne yapıyorsun Deniz? Senin yapamadığın şeyi yapıyorum. Ne? Karnımızı doyuruyorum. Saçmalama Deniz, yenmez o ya. Niye? Nesini yanmış görmüyor musun? Ya. Hadi aç bakalım ağzını. Ya hayır yemem ben bunu. Hadi hayatta. Rahmet ya. Ben de inat açmaman gerektiğini öğrenemedin mi? Ya ayıp ya Deniz. Rahmet hadi ya, aç. Al. Bir kerecik. O. Nasıl? Ya bırak ya. Ya. Hadi bir tane daha. Hadi. Ya yemeyeceğim ya. Beni seviyorsun aç lütfen. Ya istemiyorum bırak. Bırakır mısın şunu? İyice şımardın ha. Ya yine mi ya? Ya Deniz hani alarm kuracaktın sen? Öyle mi yapacaktın? Kesin atılacağım işten ha bu sefer ben. Gelmiyor musun sen? Yok, sen çık. Biraz kendime geleyim, eve gideceğim. Ya Deniz zaten devamsızdan kalacaksın böyle giderse ya. Niye gelmiyorsun kızım sen okula? Senin de tavladığıma göre okula dikkatimi çekecek bir şey kalmadı çünkü. Ha. Tamam. Tamam ben de seni seviyorum da. Konumuz bu değil şu an. Daha ne kadar derinden kaçacaksın? Okulda, evde, bir yerde denkleşeceksiniz yani. Senin saçmalıklarını temizlemek biraz daha bekleyebilir. Ne benim saçmalıklarımı? Öyle rahmet. Hiç kendini sıyırmaya kalkma. Eğer başında benim demiş olsaydı konu kardeşime kadar bulaşmayacaktı. Ben derine söylediklerimde samimiydim. Sadece... olay sonra kontrolden çıktı diyelim. Yapma ya. Kendini benden korumak için resmen derinin arkasına saklandın ama. Sen de doğru düzgün belleseydin o zaman. Yani daha kolay olurdu. Zekiydin değil mi sen? Matematik formülüsün kızım sen. Ben senin formülünün artık sayısıyım bebeğim. Hesapların benim yüzümden tutmuyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz artık sayıları genelde yok sayıyoruz ama... Hele bir dene. Ölmeyi dileyecek hale getiririm seni. Tamam tamam ya. Ben dersimi aldım. Hadi Deniz. Hadi git yüzünü müzünü yıka. Daha seni eve bırakacağım, oradan okula gideceğim. Hadi. Yürü. Hadi ya. Ya niye getirdin beni odana? Biz seninle şu saatten sonra ne konuşacağız ki Deniz? Ha? Ne konuşacağız? Ben sana rahmete aşığım dedim ya. Kavga ettiğimizde gelip sana ağladım ben. Ya ben de sana bırak onu. O çocuk sana göre değil dedim derin. Dinlemedin. Onu kendine aşık etmeye çalıştığını bilmiyordum da ondan. Ya kimse kimseye zorla aşık edilemez. Aşık olunur. Buna yapılabilecek bir şey yoktur. Ha o sana baştan kapılmıştı zaten. Öyle mi Deniz?
Bu daha bile iğrenç. Sırf rahmet değil, ikiniz de kullandınız beni o zaman. Derin, ben ona yapma dedim. Dinlemedi. Ya ikiniz de beni dinlemediniz zaten. Kusura bakma ablacığım. Senin olduğun bir yerde kendime ait bir hayat istemeye nasıl cüret ettim ben zaten, değil mi? Ya Derin, ya Derin, saçma sapan konuşma. Ne yapsaydım, hı? Bıraksaydım rahmetle Nidal Koca yaratacağım derken sinir hastası mı olsaydın? Ya ilişkiniz bundan öteye gitmeyecekti zaten. Ben başında kurtarmış oldum seni işte. Ha sen beni kurtardın yani, öyle mi abla? Evet. Aynen öyle. Bana teşekkür edeceğin yerde beni azarlıyorsun ya. Halimize bak. Bir erkek için kavga ediyoruz resmen. Ne kadar ayıp. Derin. Benim için bir tek sen varsın. Her şeyden, herkesten önemlisin. Biliyorsun bunu. Rahmet'e aşık mısın Deniz? Yok canım. Ne aşkı ya? Ben öyle bir hata yapar mı? Takılıyoruz işte. Sıkılırız zaten. Biter gider bir iki gün. Aşık bile değilsin Deniz ha? O bile değil yani. Sen iki gün sonra sıkılacağın adam için benim kalbimi böyle kırdın, öyle mi? Ya ben rahmeti bile bir noktada anlayabiliyorum. Ama seni anlamıyorum. Ben seni gerçekten hiç anlamıyorum. Tamam Derin, tamam. Özür dilerim. Gerçekten. Ya bak çıkacağım, işim var. Burada hala sana dert anlatıyorum ya. Oldu. Bitti artık. Geçmişe çare yok. Düzeltemeyiz. Ne yapabilirim? Söyle, kendimi affettirmek için ne yapabilirim sana? Ya söyle, ne istersen yapacağım ya. Öleyim mi? Ne yapayım? Öleyim mi? Söyle. Rahmetten vazgeç. Ne? Madem her şeyden, herkesten kıymetliyim, seni affetmem için iki gün sonra sıkılacağım bir adamdan vazgeç. Çok mu? Nasıl olsa aşık olmak gibi bir hata da yapmamışsın. İyi. Tamam Derin. Senden kıymetli değil sonuçta. Haklısın. Ben kendime yeni bir eğlence de bulurum. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? İşim falan da yok benim. Tamam. İptal ediyorum. Ben şimdi üstümü değiştireyim. Sen de gel sonra beraber film falan izleyelim ha? Olur mu? Hadi, bekliyorum. Beyefendi. Sen ne yüze geliyorsun buraya? Hiç mi utanma yok sende? Burası benim de evim. O utanma ikimizde de yok Derin. Tamam. Bak. Şu an söyleyeceğim hiçbir şey. Yaptığımı, söylediğimi hiçbir şey değiştirmeyecek. Yani bunun için çaba sarf etmek bile çok çirkin. Ben ne kadar suçlu olduğumun farkındayım. En azından. Ama hayatımın en büyük sırrını ağzına sakız edip ablamı da beni de darmadağın ettiğin için senden nefret ediyorum. Bu yüzden de suçluluk bile hissedemiyorum. Anladım, bunları söylemek için mi geldin?
Hayır. Denizli'de mi? Hayır. Ayrıca bundan sonra ona görebileceğini de pek sanmıyorum. Niye? Buraya gelmeden önce onu aradın ama telefonunu açmadı değil mi? Evet. Ya Rahmet, sen gerçekten ablamın sana aşık olacağına, sonsuza kadar mutlu yaşayacağınıza falan inandın mı? Ne demek istiyorsun sen ya? Ablamın oyunlarına düşmeyecek kadar zeki değilmişsin demek. Derin, ne saçmalıyorsun? Tolga'ya düşüncesizce ettiğin lafları hatırlar Ahmet. Kız seninle eğlenmiş. Canı sıkılınca bırakıp gitmiş. Öyle iki günlük şey için üzülmeye değmez. Bunun gibi şeylerdi galiba. Açsana kapıyı ya. Abi neredesin ya? Hadi. Allah Allah. Açsana abi kapıyı. Ne vuruyor lan gümrüğün kapıya? Rahmet. Ne oluyor oğlum, bu halin ne senin? Bekar hayatı yaramadı ya sana, ben sana söyleyeyim. Niye geldin oğlum sen? Ne oldu? Oho! Oğlum sen babama dönmüşsün lan. Ne oluyor oğlum, anlatsana. Aşık oldum oğlum işte. Ne yapayım? Aldı beni böyle bütün hücrelerine kadar. Sonra da terk etti gitti. Gittim yani. Niye? Eğleniyormuş. Ben biliyordum böyle olacağını da. Olmadı işte yani. Ben ondan kaçmak için neler yaptım sen biliyor musun? Ha? Kaçmakla da olmuyormuş abi işte. Gördük ablamı. Ablamın ne alakası? Barış'la birlikteler yine. Nasıl lan? Barış karısıyla ablamı hapisten çıkarsın diye evlenmiş. Ben demedim mi oğlum size bu işin altından bir şey çıkar diye? Bak. İyi. Boşansın karısıyla o zaman, evlensin ablamla. Nasıl yani? Abi Barış ablamı ne kadar üzdü. Neyse ya. Tamam. Tamam, boş ver ya. Ne olursa oluyor, biz de yetişemiyoruz ki zaten bir şeye. Sen onu bunu da. Sen ne yapacaksın? Geliyor mu, gelmiyor mu? Nasıl geleyim oğlum, ben halimi görmüyor musun sen benim ya? Ben bu halde nasıl çıkacağım ablamın karısına? Olma abi o zaman böyle. Kim diyor sana böyle ol diye? Ben sana diyeyim zaten. Şundan daha kötü bir halde olamazsın. Ablamı da mutlu etmek istiyorsan okuluna devam et abi. Kız zaten senden başka bir şey istemiyor ki. Bir de bir şey diyeceğim. O sarışına da bulaşma ha. Öldürür o adamı. Öldürdü zaten onu. Bakacağız işte, bir şekilde halletmeye çalışacağız yani. İyi tamam, sen eve git. Ben de toparlandığım zaman gelirim, tamam mı?
Ne yapsak? Akşam gitsek mi konsere? Of Doruk ya. Sıkıldım senden. Dolaşma etrafımda, hadi bas git. İyi be. Ne halin varsa gör. Ay abla, madem istemiyordun niye taktın çocuğu peşine? İnsan her zaman iyisini bulamıyor. Değil mi Tolga'cığım? Sen iyiydin gerçi. Niye ayrılmıştım ben senden? Be yeter ama Deniz ya. İnsanların duygularına biraz saygın olsun. Eğleniyorum. Ne var? Siz çok fazla ciddi alıyorsunuz ha bu işleri. Merhaba dediğiniz aşık oldum falan sanıyorsunuz. Sizin iki zırlayıp sonra unuttuğunuz şeye moralimi bozarak göremeyeceğim kendim. Gerçekten çok zalimsin. Ay hadi onu boş verin de. Bence bu akşam birazcık dağıtmaya gidelim, ne dersiniz? Çok güzel bir parti varmış ya gerçekten. Bence biraz ihtiyacımız var buna, ha? Ne dersiniz? Hatta ben arayayım Melisa şimdi, tamam mı? Arıyorum. Ahmet değil mi o ya? Niye gelmiş ki okula? İşi bırakmamış mıydı o? Demek sorumu çözen dahi çocuk sensin. Yani hemen bir soruda nasıl anladınız ki dahi oldum? Belki şansım yaver gitti. Çözüm yönteminden. Dehalara has bir cüretkarlık vardı. Kendi yöntemini geliştirmişsin. Yani o sizin yöntemlerinizi pek bilmediğimdendir. Lise mezunuyum ben. Kitaplardan gördüğüm kadarıyla işte. Üstünde ben tamamlıyorum. Okul zihni terbiye eder rahmet. Ama keşfedeceksen biraz terbiyesiz olmak gerek. Senden bilim insanı yaratacağız. Güzel, tamam. Yaratalım hocam da... yani benim paraya da ihtiyacım var. Böyle bütün günümü bu tip eğlencelere veremem yani. Ne kadar eğleneceğini sonra tartışırız. Hele bir işe başladı. Ha bu arada ben rektörlükle senin konunu konuştum. Seni misafir öğrenci olarak kaydedeceğiz. Benim asistanım olacaksın. Maaşın olacak yani. Hah, tamam. Şimdi... Bu geleceğin dersleriniz. Bugün B100'e sınav yapacağım. Başlarında durursun. Şuraya bir yere geç yerleş. Hemen mi başlıyorum? Başladım bile. Masanın üstündeki siyah dosyada sınav soruları var. Onları sınıf mevcuduna göre çoğaltırsın. Senin ne işin var mantık dersinde Deniz ya? Siz kantinde bekleyin beni, ben de şu sınava girip geleyim. Bana bak abla, Allah'ını seversen yine boş kağıt var mı? Ay derin, o kadar geldim değil mi? Ha ya şey, kaleminiz var mı? Ay bu da öğrenci olacak. Selam. Öğrencilerle seni sahiplenecekleri kadar samimi ol. Ama sınırın olsun. Otur, senin üstüne çıkmalarına izin ver. Tamam hocam. Hadi bakalım. Suya atlamadan yüzmeyi öğrenemezsin. Oo, sınıf mevcudu çoğalmış. Sınav var dediler, geldik hocam.
Rahmet, sen kağıtları dağıtabilirsin. Tabii hocam. Hocam, hiç tanıştırmıyorsunuz da arkadaş kim? Rahmet, yeni asistan. Artık sizin mızmızlıklarınızla o ilgilenecek. Vallahi ben bundan sonra ders kaçırmam hocam, söyleyeyim. Azıttınız yine. Bitince kağıtları toplar odaya getirirsin Rahmet. Tabii hocam. İlk yarım saat kimse çıkmayacak. Peki hocam. Hocam kağıt yetmedi. Tamam, getiriyorum. Yok artık. Hayat? Öyle. Öyle. Evet arkadaşlar, sessiz sedasız halledelim bu işi. Buyurun. Sen ne sevimli söyledin onu öyle ya. Cevapları okurken o kadar sevimli olmayabilirim yalnız. Evet Deniz Hanım, cevaplar benim yüzümde yazmıyor herhalde. Kağıdınızla girelim lütfen. Çok zor sormuşsunuz ama hocam ya. Ben psikoloji öğrencisiyim. İki laklak edip geçeriz diye düşünüyordum. Kalacağız vallahi ya. Yani hayattaki tercihleriniz sonucunda katlanma öğrenmiş olursunuz. Değil mi? Sınavdan sonra kağıdımızı görmeye gelebiliyor muyuz peki? Sizinle mi bakacağız? Evet. Benimle bakacaksınız. Ama onun için tabii o kağıdı önce bir doldurmanız gerekiyor. Uzun uzun yazayım o zaman. Nereye Deniz Hanım? Sana ne? Arkadaşınla konuşmuyorsun. Konuşmalarına dikkat et istersen. İlk yarım saat kimse çıkmayacak benden. Geçirin. Dur dur hadi. Hocam, Deniz'le uğraşma hocam. Çok pis can. Partinin birini herifin tekine ortada madara yemedi. Biliyorum ben. Hadi sen devam et. Yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.